Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bildiğiniz gibi daha önceden paylaşmıştım bu durumu. Banka borcu yani kredi ve kredi kartı borcu, işte ek hesap borçlarınız ne varsa hepsini 60 aya kadar yapılandırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili kredi kartlarında 3.11 olarak biliyorum. Ama kredi borçlarıyla ilgili de banka kendi politikasına göre faiz uygulayacak ve siz de uygun görürseniz yapılandırmasını yapacaklar arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bununla ilgili talep dilekçesi istemişlerdi. Yapılandırma, yani banka borçlarınızla ilgili yapılandırma talep dilekçesi hazır arkadaşlar. Bilginiz olsun. WhatsApp'tan yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Şimdi öncelikle ilgili kanun maddesini ben şimdi sizin ekranlara getiriyorum arkadaşlar. Buna göre de dilekçeyi hazırladık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi iş bu karar tarihi itibariyle dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut bakiyelerinin kart sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılmasına. Yine aynı şekilde en aşağıda gördüğünüz gibi ihtiyaç kredisinin 30 günü geçmesi lazım. Arkadaşlar çok basit. Konu ne biliyor musunuz? Kredi kartı borcun varsa 60 aya kadar yapılandırabilirsin. 3.11 faiz oranı ortalama uygulanacak diye biliyorum. Tabii onu size banka söyleyecek ne olduğunu. Diğer yandan kredi borçlarıyla ilgili faiz oranını başvuru yaptığınızda onlar değerli size söyleyecekler. Şu faiz oranıyla yapılandırma yapabilirsiniz. 60 aya kadar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili bilginiz olsun. Kredi borcu olanlar 30 günü geçmesi lazım. Bazı arkadaşlarımız bana şunu yazmış. Abi 28 gün olmuş benim gecikmem, o yüzden kabul etmediler. Kardeşim 2 gün daha beklesene. 2 gün daha bekle, 30 gün sonra başvurunu yap. Yani böyle bir soru olamaz ya. Ben mantığım almıyor kardeşim yani. Neyse, dilekçe ücretimiz ne kadar arkadaşlar? Yapılandırma talep dilekçesi 1 dilekçe 250 TL, 5 dilekçe 500 TL. Yani 5, ben dedim ki bankalarda daha çok farklı bankalarda borcu olan vardır. Tek fiyat olsun. 5 tane 5 adede kadar aldığınız dilekçe 500 TL arkadaşlar. 1 dilekçe alırsan 250 TL, 5 dilekçe alırsan 500 TL. WhatsApp numaramız zaten 0543 641 61 77 arkadaşlar. WhatsApp'tan yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Dilekçede hemen ön kısmını gösteriyorum arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi üst kısmı zaten biz dolduruyoruz. Kişisel verileri koruma kanununa uygun bir şekilde. Siz burada tüm kredi borcu yapılandırması veya tüm kredi kartı borcu yapılandırması diye seçiyorsunuz. Vade sayısını yazıyorsunuz. Ama bu kesin başvuru şöyle oluyor. Yani siz talepte bulunuyorsunuz. Bana geri dönüş yapın. Ona göre karşılıklı anlaşalım diyorsun. Dilekçenin amacı bu. Ve ilgili maddeye göre yapılandırma yapılmasını istiyorsun. Hani kendi isteğinize göre değil, ilgili çıkan karara göre beni değerlendir diyorsunuz. Dilekçenin esas amacı bu. Bazı arkadaşlarımız şubeye gittim, biz böyle bir şey daha tebliğ edilmedi, yok edilmedi falan filan diye söylüyorlar. Arkadaşlar başvurular başladı. Öyle diyenler için zaten bazıları, genelleme yapmıyorum, bazıları bunu dediği için zaten bu dilekçe hazırlandı arkadaşlar. WhatsApp'tan yazarak dilekçenizi alın, bankaların genel müdürlüklerine gönderip başvurunuzu değerlendirsinler. Şubelere gitmekle olmuyor veya şubeye giderek de bunu gönderebilirsiniz. İlgili aldığınız dilekçeyi bankanın genel müdürlüğüne mail de atabilirsiniz. İletişim bölümünden de gönderebilirsiniz. Yani ne şekilde ulaştırabilirseniz gönderin arkadaşlar. Bu dilekçeyi online'da gönderebilirsin diye söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. WhatsApp'tan yazarak dilekçenizi 7/24 alabilirsiniz. Müsaitlik duruma göre dilekçeniz hazırlanıp yine WhatsApp üzerinden gönderiliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.